Selamlar herkese. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Raif Kamacı. Bugün sizlerle beraber genel harcama yönetimi, gelir gider yönetimi ve bunları nasıl sınıflandırdığımla alakalı konuşacağız. Şimdi genel bu para konularına girdiğimizde genel sorular şunlar. Birincisi işte ortaklık, ekip yapını nasıl kuruyorsun? Gelir modellerini nasıl ayarlıyorsun? Bunun yanında harcama, para yönetimi konuları nasıl ilerliyor gibi sorular var. Çünkü biliyorum arkadaşlar, ben de bunları yaparken birilerine sormayı çok istiyordum. Ben genel yapım gereği birilerine soramadım utandığım için. Çünkü soracağım insanlar da benimle hiç aynı işi yapmıyorlardı. Yani sadece çok para kazanıyorlardı genel ticaret yaptıkları için. Hani ajansta müşterilerin, biraz daha yakın olduğu müşterilerin falan olmuştu böyle holding patronları. Onlardan zaten öğrenemedim. Yurt dışından birçok eğitim aldım. Onlarda da çok farklı bilgiler vardı. Çünkü bizim yani ne kültürümüz, ne para harcama alışkanlıklarımız, ne bizim vergisel, yönetimsel durumlarımız, yani iş büyütme stilleri bu coğrafyada hiçbiri birbirine benzemiyordu. Çözdüğümü düşünüyorum. En azından yani şu anki durumum ve pozisyonumda çözdüğümü inanıyorum. Yani son 2-3 yıldır aynı sistemi kullanıyorum. O yüzden rahatlıkla bunu size anlatıyorum. Yani size şu anda bir işin net doğrusunu değil, ben kendi harcama yönetimimi nasıl yapıyorum, neler harcıyorum, ne kadar para harcıyorum, nasıl harcıyorum, nelere dikkat ediyorum harcarken ve bunun hesabını nasıl yapıyorum size göstereceğim. Şu an ekranda gördüğünüz şey iyi yaşam maliyeti. Bunun benzer örnekleri yurt dışındaki benzer eğitimlerde var. Zaten biz, oradaki eğitmenler, ben, hepimiz yaklaşık olarak Shopify'da o dönemler aynı ciroları yapıyorduk. Beraber konuşuyorduk. Onlar da eğitim hazırlıyorlardı. Ben de eğitim hazırlıyordum. Onlar benden çok bilgi aldılar. Ben onlardan çok bilgi aldım. Bu da benim işte grafik anlamında beğendiğim, yönetim anlamında beğendiğim, üzerine kendi beğendiğim, yani kendi tecrübelerimi kattığım ve en sonunda son haline getirdiğim bir Excel. Burası benim iyi yaşam maliyetim. Çünkü hayalinizdeki hayatın maliyetini bilmeden o hayali asla yaşayamazsınız arkadaşlar. Benim hayalimdeki hayat bu. Bunu zaten yaşıyorum. Ben eğer bunu yapmamış olsaydım, belki de şu an bunu yaşayacak pozisyonda bile bunu yaşayabileceğimi bilmiyor olurdum. Veya bu hayatı çok daha evvelden, çok daha önceden yaşamaya çalışırdım. O zaman da işler çok daha sarpa sarabilir, çok daha kötüye gidebilirdi. Benim şu anda arkadaşlar haftalık olarak harcadığım miktar 2000 dolar civarında, aylık olarak da 9000 dolar civarında diyebiliriz. Peki neler yapıyorum ben bu paraya? Biraz size bunun detaylarından bahsedeyim. Bir kere bence bir girişimci hayatını 7 parçaya bölmeli arkadaşlar. Bunlar barınma, ulaşım, seyahat, gezi. Bu zaten hani vizyonunuzu arttırmak için inanılmaz önemli bir şey. Genel ihtiyaçlar, eğitim maliyeti. Bunu insanlar çok ufak bir şeyi başardıktan sonra bile çok hızlı unutabiliyorlar. Bu çok önemli. Ekip maliyeti ve diğer şeklini ayırıyorum. Şahsi harcamalarım, bakın. Yani kendi şirketimin harcamalarından bahsetmiyorum. Benim birkaç şirketim var. Onların kasaları, muhasebeleri ayrı. Onlar birer tüzel kişilik. Burası benim şahsi harcamalarım. Benim şahsi bir ekibim de var. Ama nasıl bir ekip size biraz daha anlatacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Birincisi benim ev maliyetim. Benim ev maliyetimin içinde evimin kirası, aidatı, ısınma masrafları, yani evde yenilediğim bir eşya da, eve gelen temizlikçi de, her şeyle beraber ben evin maliyetini 2000 dolar olarak koyuyorum. Şimdi mesela ev maliyetinin içine 2000 dolar, şu an güncel kurla 2000 dolar ne kadar yapıyor? Hey Siri, 2000 dolar kaç Türk lirası? 37.300 lira. Arkadaşlar ben kirada oturuyorum tabii ki. Yani şu an herhangi bir büyük bir parayı bir eve bağlamak inanılmaz saçma. Kirada oturmak tabii ki çok daha makul. Şu an benim işimi yapan bir girişimciye göre konuşuyorum. Genel değerlerle yargılamayın. Çünkü ben de sermayemle tabii ki iş yapıyorum ve sermayemi büyütmeye çalışıyorum. Yaklaşık da değeri 10 milyon lira civarı olan bir evde oturuyorum arkadaşlar. Yani satın alma değeri. Şimdi evden bakıyorum, bir fotoğrafım var mı? Arkadaşlar şöyle arkada gördüğünüz bahçeli bir evde oturuyorum. Bu eve geçen yıl taşındım ve bir 6 ay önce de evlendim. O yüzden tabii ki işte evi biraz daha yeniliyorum. Biraz daha eşyalarımı daha kaliteli hale getiriyorum. Çünkü evlendiğiniz zaman eşiniz muhtemelen daha kaliteli eşyalar almak istiyor. Bu işte temizlikçi geliyor eve. Genel olarak evin işte ısınma maliyetleri. Bir de aidatı, biraz buralarda aidatlar da yüksek. Hepsini topladığınızda ortalama, yani TL bazında da bu tip rakamlara denk geliyor evin maliyeti, barınma maliyeti. Şu an storyde gördüğünüz gibi şöyle bahçeli. Genel olarak işte bir site içinde rahat rahat oturabileceğiniz, bahçesinde yemek yiyebileceğiniz, oynayıp koşturabildiğiniz ve güzel, yani lüks de sayılabilecek bence bir sitede eviniz oluyor. İşte bunun bütün maliyetleriyle beraber
2000 doları bulabiliyorsunuz aylık veya işte bazen 1500 dolar civarı harcarsınız. 500 doları biriktirirsiniz. Bir dahaki ayın 500 dolarıyla beraber 1000 dolar eve başka bir eşya alırsınız. Bir Dyson alırsınız mesela. Bu tip şeyler yapabilirsiniz. Şimdi geliyorum taşıt maliyetine. Arkadaşlar taşıt da isterseniz bir aracın kredisine girebilirsiniz. Yani misal size şöyle bir örnek vereceğim. Bu 2000 dolar mesela benim taşıt maliyetimde benim kiram. Yani arabayı kiraladığım ve aldığım benzin rakamı. Çünkü ben genel olarak arabanın bütün bakım, lastik vesaire gibi maliyetlerini bütün bunların içine koyup bunları vergiden düşmeyi Türkiye şartlarında daha mantıklı buluyorum. Arabayla alakalı bir yatırım yapacaksanız Amerika'da alıp bunu kiralatmak gibi opsiyonlar var. Onları değerlendirebilirsiniz. İlla alacağım diyorsanız. Ben yine Türkiye'de araba almayı mantıklı bulmuyorum. Burada benim araba kiram var, araç kiram var ve bunun yakıtı var ekstra arkadaşlar. Ya bunun adı ne olur? Şu an güncel rakamlar ne bilmiyorum ben de uzun vadeli kiralama yaptığım için. Ama isterseniz şöyle genel olarak neler varmış. Evet arkadaşlar genel herkesin kullandığı bir araç kiralama sitesine girdim. Yani benim ortalama kullandığım araçlar şu anda genel Passat A3 ve Q2 segmenti oluyor. Gayet yeterli bir segment. Yani benim IMM için konuşuyorum bu arada. Sizin IMM'niz çok daha farklı olabilir. Burada bir dönem top taşıma kullanıp bu parayı biriktirip bir araç peşinatı yapıp sonra da kredi çekip araç da alabilirsiniz. Mantıklı. Benim kendi muhasebeme göre bu daha mantıklı arkadaşlar. Hani iş sahipleri zaten beni onaylayacaklardır. Bu tip pozisyonlarda her zaman araba kiralamak en iyisidir. Mesela arkadaşlar KDV dahil 32 bin liraya Audi Q3 var. Bu da çok mantıklı bu arada. Veya Passat var. Yine benzer segmentlerde. A3 sedan var 26 bin liraya. İnanılmaz mantıklı bir araba arkadaşlar. Biraz daha SUV seviyorsanız ben hani Q2 segmentinde gayet mutluyum ve rahatım. Peugeot 308 de çok iyi ama genelden premium marka kullanmak istersiniz diye düşünüyorum. 2000 dolarda buraya zaten rahat rahat benzini dahil yetiyor. Hem de ekstra olarak bunları vergiden düşmüş oluyorsunuz. Bu da arkadaşlar inanılmaz mantıklı. Gelelim seyahat maliyetine. Şimdi seyahat maliyetim benim burada 5000 dolar diye yazıyor ama ben bunu pandemi bittikten sonra biraz aştım. O yüzden bu seyahat maliyetinin üzerine biraz daha belki koyabilirsiniz bilmiyorum. Sizin genel durumunuza göre. Mesela benim geçen hafta yaptığım Viyana ve Budapeşte seyahati ortalama 3500-4000 dolar civarlarında tuttu. Oteller dahil muhtemelen birkaç tane daha yapacağım. Şubat'ta Paris'teyim, Mart'ta Roma'dayım. Hadi bunları da işin içine dahil ettiğinizde yaklaşık 8-10 bin dolar civarı tutar diye tahmin ediyorum. Bunu biraz daha arttıracağım o yüzden. Çünkü bu eski bir IMM benim. İhtiyaçlar kısmına geliyorum. Giyim, faturalar, yeme içme gibi durumlar. İşte mesela bu tip durumlarda muhtemelen çift hat kullanabilirsiniz. Çift hat kullandığınızda operatörünüzün en yüksek internet olan paketini kullanırsınız muhtemelen. Yine ihtiyaçtan ötürü. Çünkü o seviyelerde artık o tip durumlara geçiyorsunuz. Onların fiyatını koyarsınız. Genel işte size farklı yerlerden gelebilecek kullandığınız uygulamalar, app'ler, abonelikler vesaire oradan gelebilecek faturaları hesap edin. Belli şeylere üye olur musunuz? Öyle hayaliniz var. Mesela benim belli üyeliklerim var yine aynı şekilde. Yeme içme durumları var yine. Bunun içine tabii ki ihtiyaçların içine market alışverişi yani yeme içme yerken market alışverişi de giriyor. Şimdi Makro Center oluyor. Git mecbur oradan alıyorsunuz yani en yakın olduğu için. İşte oranın bir fiyatlandırması var. Bunları göz önünde alacaksınız. Tabii ki yine Makro'dan bir mutfak harcaması aylık 5-6 bin liranın üzerinde tutuyoruz. Ben de çok hesaplamıyorum ama 750 dolar. Hey Siri 750 dolar kaç TL? Tam 14 bin lira yapıyormuş. Aynen yani rahat rahat hem mutfak harcamanıza hem yeme içmenize hem de giyiminize yeter. Designer markalar ben genelde giymiyorum. Yani eğer bir designer marka giyiyorsam muhtemelen birisinden hediye falan gelmiştir arkadaşlar. Ben gidip de Beymen'e designer marka bir tişört almıyorum. Bir kere aldım sadece hayatımda bir kere. O da öyle denemek içindi yani. Ondan sonra ben Boss giyiyorum. Yani kalitesi ve fiyatlandırması benim yaşadığım segmentte gayet iyi. Ayda birkaç parça bir şey alırım. Zaten ayda birkaç parça düzenli aldığınızda otomatik birikiyor. Mesela benim zaten Boss'ta bir müşteri temsilcim var. Mehmet Bey'e de buradan izliyor selamlar. Yani yeni bir parça geldiğini söyler, haber verir, gideriz. Tak 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 alırız. Bedenimiz belli zaten. Hiç vakit kaybetmeyiz. Kıyafet alışverişleri de böyle arkadaşlar. Gayet 14 bin lira fazlası da yeterli yani. Geliyorum eğitim maliyeti bölümüne. Eğitim maliyeti önemli. Benim yine bu arttı. Yani buna çok rahatlıkla 9 bin yazabilirim arkadaşlar. Yani mesela yurt dışında farklı eğitimler, mindset grupları, farklı seminerler, internette webinarlar ya da çok güzel abonelikler oluyor. Biraz daha fazla kazanan özellikle bizim sektörde
fazla kazanan insanların bu tip grupları var. Bu biraz hem e-ticaretten çok fazla para kazanıyorum şu cirolardayımı kanıtlamak için girilen, hem network yapılan, hem de birçok insanın birbirini bulduğu, yani network için, hem de birçok şey yeniden böyle aklımıza gelen, yani bu gruplardan son bir yılda wow inanılmaz ne öğrendin diyeceğim bir şey varsa, hayır yok. Ama katılıyor muyum hala? Katılıyorum. Çok memnun muyum? Memnunum. Çünkü bildiğimiz şeyleri de artık konuşuyoruz. Çok fazla şey günlük kafamıza giriyor. O yüzden bu tip eğitimler çok önemli. Benim bile ya evet ya ben bunu biliyorum ama niye uygulamamışım dediğim birçok şeyi uygulayıp bu eğitimlerin kat katını zaten parasını çıkarıyorum. Aktif bir işiniz olduğunda daha da fazla eğitim almak sizi daha da fazla geliştirir. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim ekip maliyet tarafına. Burası biraz önemli. İnsanlar buraları gözden kaçırabiliyorlar. Benim de bunları zaten bu kadar detaylı anlatma sebebim, siz kendi EYM'nizi hazırlarken, hani size ileriden bir iki yıl ileriden haber veriyorum, bu tip masraflar ve maliyetleriniz olacaktır. Onları da hesaba katın. Yani bu tip detayları da atlamayın diye. Misal, bu pozisyonlarda artık mutlaka kişisel bir asistan şart. Yani iyi bir kişisel asistan arkadaşlar, size Türkiye'de maliyeti 15-20 bin liralardan başlar. Bunun yanına ben sadece ekip maliyeti olarak bir de kur temizlemeyi kullanıyorum. Bunun da bana ortalama aylık maliyeti, geçen bu videoyu çekmeden önce baktım yani, 5000 küsür civarlarında. Hey Siri, 1500 dolar kaç TL? 28 bin lira, aynen. Yani kişisel bir asistan, işte belki o ay çıkacak ekstra birkaç öngörülemeyen masraf ve kuru temizleme falan da işin içine koyulduğu zaman bu tip rakamları buluyor. Ben de doğru hesaplamışım. Geliyorum diğer kısmına. Diğer kısmının içine ben sadece lifestyle harcamalarını koyuyorum. Niye? Oraya ben aylık 2000 dolarlık bir bütçe koyuyorum. Gayet yetiyor. İşte o ay bir restorana gitmediysem, bir fine dine, bir yemeğe, bir restorana, gitmediğim bir otele, merak ettiğim bir yere, bunlar arkadaşlar lüks harcamaları. Bu lüks harcamaları sizin vizyonunuzu genişleten şeyler. Yani geçen Louis Vuitton'a gittim. Normal designer markalardan bir şey almam ama gittim, ufak bir cüzdan aldım kendime. Daha sonra bir şey alır mıyım? Zannetmiyorum ama işte oradaki gördüklerim, çalışanların, diğer müşterilerin durumları, gözlemlediğim şeyler. Ya arkadaşlar, bu bir belli bir seviyeden sonra artık iş sadece gözlem ve vizyon genişletmeye geliyor. O yüzden burada kesinlikle belli bir bütçeyi bu tip harcamalara ayırmak lazım. Yani bir otele gittiğinizde otelde gördüğünüz birkaç toplantı, orada yapılan birkaç olay, iş, tanıştığınız birkaç kişi hayatınızı değiştirebilir. O yüzden bunlar çok önemli. Mesela bir otele gidersiniz, otelin bir yerinde bir toplantı yapıldığını görürsünüz. Aa dersiniz, burada bir toplantı mı yapılıyordu? Çok önemli bir yatırımcınızı mesela oraya davet edersiniz. İşi kapatırsınız ortamın ambiyansını vermiş olduğu etkiyi kullanarak. Yani velhasız kelam, benim yıllık şahsi 118 bin dolarlık cüzi bir harcamam var. Çok da lüks bir hayatım, aşırı lüks bir hayatım, yani böyle Arap zengini gibi bir lüks bir hayatım yok. Ama İstanbul şartlarında evet, farklı bir İstanbul var. Benim arka tarafta bunun hesaplarını yaptığım bir bölüm var. Yani ben bu harcamalarımı yapıyorum, okey. Ancak bu harcamalarımı nasıl düzenliyorum, nasıl yapıyorum? Burada şunu gösterebilirim. Yani bir de e-ticaret siteniz varsa, işte burada yatırım miktarlarınızı, genel komisyon, vergilendirme gibi oranlarınızı, her şeyinizi buraya yazıp genel ne kadar trafik çekmelisiniz e-ticaret sitenize, ne kadar trafik çekerseniz aylık olarak bu parayı harcayabilirsiniz şahsi olarak. Onları da görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tabii ki benim bu tablodan, yani bu tablodan ben çıkalı yıllar oldu. Niye yıllar oldu? Çünkü zaten benim şu an birkaç şirketim var. Onların muhasebeleri, bilançoları var ayrıca. Ancak tabii ki yine hala bu tabloya genel bazda uyuyorum. Ne demek uyuyorum? Şöyle bir kuralım var. Eğer ben bir parayı harcıyorsam bir o kadar da yatırım yapıyor olabilmeliyim. Bu benim için arkadaşlar çok önemli. Nereye yatırım yaptığınızın hiçbir önemi yok. Burada hiç herhangi bir yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Ben de şu an aklınıza gelen birçok şeye yatırım yapıyorum. Yani ev araba almıyorum. Öyle bir şey durumu yok. Yani yatırım durumu yok. Mantıklı da bulmuyorum. Benim için hızlı nakite dönmesi falan önemli. Çünkü gerçekten arkadaşlar bazen bir yatırım yapıyoruz ya da yeni bir işe giriyor oluyoruz. Yatırımımızdaki birçok parayı bozup o işe giriyor olabiliyoruz yani. Bu arada çok normal. Çünkü hala ben 25 yaşındayım ve riskimin büyük bir bölümünü hala işimle alakalı alıyorum. 45-50 yaşında biri beni izliyorsa bu ona mantıksız gelebilir. Tabii ki sizin için o yaşlarda aileniz var, çocuğunuz var. Artık o kadar enerjiniz ve zamanınız yok. Tabii ki yatırımlarla odaklanmak daha önemli olabilir ama ben şu an hiç yatırımlara odaklı değilim. Çok açık seçik konuşayım size. Evet, bence inanılmaz anlattım. Yani inanılmaz açık anlattım her şeyi.
daha da eksik kalan bir şey olursa bana yazın. Ben bu tip şeylerin açık açık anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben yine yapmaya çalışırken, araştırırken yoktu bunların hiçbiri önümde. Ben bunları birçok hata yaparak, birçok eğitim alarak, birçok şey deneyerek yaptım. Yani mesela bir eğitim aldım, denedim. Çok mantıksız çıktı. Birçok yurt dışında, globalde eğitim var. Bu eğitimlerde para yönetimi gibi şeyler var. Ama mesela bazı eğitimlerdekini çok beğendim, aldım, bunun içine koydum. Bazı kendi tecrübelerimi koydum falan. Ortaya böyle bir tablo çıktı işte. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoya like atıp yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Tabii ki bir de videoların devamı için abone olmanız inanılmaz kritik. Haftalık videolarımızı kaçırmamak için de zil butonuna tıklayın. Yani sizin için biraz daha diğer YouTuber'lara göre eğlenceli içerikler, entertainment içerikleri değil de gerçekten haftalık olarak dinleyip izleyip bir vizyon katabileceğiniz şeyler, kendinize vizyon katabileceğiniz şeyler üretmeye çalışıyoruz. Durum bu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize bay bay.